Bazı projeler açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Biz mi anlayamadık yoksa hakikaten absürt mü bunlar? Örneğin işte kek ikram edilecek ya da çorba ikram edilecek kıraathanelerin açılacağından söyledi. Şimdi 16 yılın sonunda kıraathane vaadiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın halktan oy istemesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yolun sonu görünüyor. Şimdi Sayın Erdoğan sürekli çılgın projeler yapardı. İlk defa bu seçimde çılgın projeleriyle ilgili olarak sorular soran bir Meral Akşener var. Dolayısıyla ve ilk defa bu seçimde, 16 yıldır bu seçimde insana dokunan, insanların taleplerini dinleyip onlara uygun projeler üreten bir İYİ Parti var. Böyle olunca o alıştığı tahterevalle ortadan kalktı. Şimdi daha vahimi var. Biz israfı engelleyeceğimizi ve bütün devletin kurumlarını tek tek elden geçireceğimizi ve bu israf edilen alanları tespit edeceğimizi söyledik. Şimdi Sayın Binali Yıldırım çıktı ama TİKA ile ilgili söylenmiş bir sözümüz ya da bir beyanımız ya da projelerimizin içinde yazılmış bir cümlemiz yok. YÖK kapatılacak, TRT satılacak. Bu kadar. Yani ama tüm kurumlar, AFAD dahil, gözden geçirilecek. Şimdi çok enteresan. TİKA'yı birdenbire Sayın Başbakan dedi ki Meral Akşener TİKA'yı kapatıyor. Ve bunun için de Pensilvanya'dan talimat aldı. Şimdi bu Pensilvanya kısmı artık çok cıvıdığı için ona bir şey söylemiyorum. O geçti. İftiranın şahını yapmış durumda da bir de kendisini de iktidarın sahibi olarak rezil rüsva etmiş durumda. Varsa böyle bir şey gereğini yapması lazım. Neyse onu çektik. Fakat bu TİKA meselesini bu sefer, şimdi ben milliyetçiyim ya, yani TİKA'nın kuruluş amacı Türk Cumhuriyetleri ya. Dolayısıyla TİKA'yı bir şimdi çok ciddi bir inceledik biz şimdi. Biraz anlatmanızı bakın anlatacağım şimdi. TİKA Türk Cumhuriyetleri için kurulmuş. Yani oradaki o kardeşlik köprülerini kurabilmek amaçlı bizlerin vergileriyle oluşan bir bütçesi olan bir kurum diye biliniyor. Evet. Şimdi enteresan. Biz yani durup dururken Sayın Binali Yıldırım TİKA deyince neymiş bu TİKA diye baktık. Meğer TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcayan bir kurummuş. 8 milyar dolar. Yani Türk parası ile 36 milyar Türk lirası yıllık. Bunun 6,5 milyar doları hazineden hepimizin vergileriyle bu kuruma gönderiliyor. Faturasız, ihalesiz, herhangi bir meclis kararı olmadan Sayıştay denetiminin dışında çalışma yapan, para harcayan bir kurum. Şimdi ben size bakın bir şey göstereceğim. Gösterebilirler mi bilmiyorum. Ekvador, siz gösterin. Ekvador'da bir kent ve Haliç bölgesini temizlemiş bizim TİKA. Ekvador'da. Ekvador'da. Yani Guayaquil kenti, Haliç bölgesini temizlemişiz TİKA. Şimdi şunu şöyle neden? Koyduk. Orası bize mi dahil oluyor, Türkiye'ye mi? Şimdi dahil bakın daha neler var. Evet, bu da Edirne, Ergene çayı. Ekvador'daki Haliç temizlenmiş, pırıl pırıl olmuş bizim paramızla. Bu da Ergene çayı. Zehir akıyor. Zehir akıyor. Bu da Ergene çayı. Şimdi bu milli ve şey arkadaşlar ya bunlar, yerli arkadaşlar ya. Bu da Sudan'ın meşhur Sevakin Adası. Bunu da halletmişiz. Şimdi bir şey daha var. O ada Türkiye Cumhuriyeti topraklarına mı dahil? Hayır hayır. Orada yani öyle işler yapılıyor. Bu da Edirne Keşan ilçesi Osmanlı döneminden kalma tek eser. 16. yüzyılın başları, şu eserin haline bakın lütfen.
Vah vah. Vah vah. Şimdi daha ilginç bir şey göstereceğim. Harika. Bu Kolombiya Orejon bölgesinde okul inşaatı. Bizden 11.343 kilometre uzakta. Şöyle bir okul. Kolombiya'da okul. Kolombiya'da okul. Sendika binaları falan yapılmış yani çeşitli yerlere. Acaba oraya kahve tarımı için... Şimdi daha var. Öğrenci falan mı götürecekler? Bakın bu daha ilginç. Mali Ulusal Meclis Genel Kurul Salonu ve Fuaye Alanı'nın yenilenmesi. Mali. Mali. Evet. Ne alaka Meral Hanım? Şimdi işte alakanın da bir sürü şey vardı. Onlar zaman alacak. Şimdi bu 8 milyar dolar ile her yıl neler yapılabilir? Bir, TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 2267 tekstil fabrikası yapılabiliyor ve 150 bin kişi istihdam edilebiliyor. İki, TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile Antalya-Trabzon arası 1300 kilometre hızlı tren hattı kurulabiliyor. 14,5 saatlik ulaşım 4,5 saate düşebiliyor. 3. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 322 tane 300 yataklı devlet hastanesi yapılabiliyor. 4. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 3186 tane derslikli Anadolu Lisesi açılabiliyor. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 3 tane Çanakkale 1915 köprüsü inşa edilebiliyor ve ücretsiz geçilebiliyor. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 5553 kilometre bölünmüş yol yapılabiliyor. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 2 adet yerli ve milli otomobil fabrikası kurulabiliyor. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 88 şeker fabrikası ortalama 90 milyon dolara satıldı tanesi. Kurulur ve 28.300 kişi istihdam edilebilir. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 6 adet Avrasya tüneli yapılır, geçişler bedava olurdu. 10. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 5 adet yarı iletken bilgisayar çipi fabrikası kurulabilir. 4000 ileri teknoloji mezunu insan istihdam edilebilirdi. TİKA'nın Türkiye'de şimdi bir yılda harcadığı para ile Türkiye'de şu anda demin size bahseden hani yazmış ya arkadaş evet. Traktör. 1,5 milyon traktör var. Bunların çoğu eski. TİKA'nın bir yılda harcadığı ile 460.000 tane dört çeker kabinli sıfır traktör çiftçiye hibe edilebilirdi. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile Türkiye'de yaklaşık 40 milyon küçük baş hayvan var. Damızlık en iyi kalite koyun 1500 TL'den sayarsak bu paraya 24 milyon adet damızlık koyunu hayvan besicisine hibe edebilirdik. Meral Hanım, şimdi şu okuduğunuz rakamları ve verdiğiniz tabloları bir mizah sanatçısı talk show'da söylemiş olsa amma da abartıyor derim. Hayır, bunlar gayet hesaplanmış. Bunlar tabii, resmi tabii, rakamlar. Arkadaşlarımızın resmi rakamları. İnanılır gibi ve değil. Bizim bütün ekonomik projelerimiz kuruş hesabına kadar yapılmıştır. Dolayısıyla o nedenle. Şimdi bunları kurcalayan, bunları vatandaşla, kamuoyuyla, milletimizle paylaşan bir siyasi çıktı. Şimdi 65 milyar dolar bu meşhur Kanal İstanbul'a gömülüyor. Soru şu, her mitingde soruyorum bunu.
65 milyar doları gömdünüz. Türkiye'ye yılda ne gelecek? Süveyş kanalına çift taraflı yapabilmek için daha büyük tonajlı gemiler geçsin diye 9,5 milyar dolar para harcadılar. Bir yılda harcadı Mısır, tamamladı. Sisi'nin prestij projesiydi ve 13,5 milyar dolar Mısır'a para girecek bir projeydi. 65 milyar dolarlık bu çılgın projeden Türkiye ne kazanacak?